Yeni bir slide ekleyerek dördüncü slide'dan devam ediyorum. Bu slide'ımda da başlık olmayacak. Seçip sildim. İçerik olarak bilgileri görsel ifade etmek istediğimden burada Smart Art'ı kullanacağım. Smart Art'ı ekleme üstünden çizimler grubundan ekleyebilirim ya da düzenimizde mevcutsa ortadaki butonlardan Smart Art grafiğine tıklayarak grafiğimizi ekleyebiliriz. Sol tarafta gruplandırılmış listeler mevcuttur. Resim, piramit, matris, ilişki, hiyerarşi gibi. Burada slide'da yapacağımız içeriğe göre görünümü bu listelerden seçebiliriz. Herhangi birine tıkladığımızda onunla ilgili açıklamayı ve örnek tasarımı sol taraftaki ön izleme alanından görebiliriz. Burada içerik olarak ben işlem grubundan kademeli işlemi seçiyorum. Smart Art'ı eklediğimizde menü gruplarına Smart Art araçları ekleniyor. Tasarım ve biçim sekmeleri var. Biçim sekmesinde Smart Art'ın şekilli ile ilgili biçimlendirmeleri yapabiliriz. Dolgu, ana hat yani kenarlık şekli, rengi, efektleri gibi içerisindeki yazının biçimi ile ilgili ayarlamaları bu biçim sekmesinden yapabilirim. Ben daha çok burada tasarım sekmesinden bahsedeceğim. Tasarım sekmesinde grafik oluştur, düzenler, smart art stilleri, sıfırlı gibi gruplandırmalar mevcut. Şimdi sol taraftaki grafik oluşturdan grafiğimizin, smart art grafiğimizin basamaklarını yazabiliriz, ekleyebiliriz ya da sıralamasını değiştirebiliriz. Şu an mesela bir ortadaki metine tıkladığımda Smart Art'ın yazılabilir duruma geldiğini görüyorsunuz. Fark ettiyseniz yan taraftaki metin bölmesinde de aynı işlemi gerçekleştirdik. Bu metin bölmesini şu küçük oktan kapatıp açabiliriz ya da grafik oluştur grubundaki metin bölmesine tıklayıp tekrar açabilirim. Buradan da aynı şekilde Smart Art içerisine bilgi yazabiliriz. Üçüncü kuşağı da yazalım. Bu kısımda sağ tıkladığımda yukarı taşı, aşağı taşı, yükselt, indirge gibi seçenekler çıkıyor. Buradaki sıralamayı değiştirebiliriz. 3 tane buton mevcut. Stil, renk ve düzen şeklinde. Yukarıdan da gerçekleştirebiliriz bunları. Düzende mesela bu Smart Art grafiğini beğenmedim. Farklı bir stil uygulamak istiyorum. Düzen uygulamak istiyorum. Buradan direkt şekillerin üzerine geldiğimde zaten ön izlemede de değiştiğini görüyorsunuz. İstersek bunları kullanabiliriz. Ya da tüm düzeyler diyerek ilk baştaki sayfaya gelip tekrar farklı bir Smart Art grafiği seçip yazdığım metne uygulayabilirim. Yine sağa tıkladım. Düzenden renkler var. Birinci tema renkleri, renkli vurgu diye sıralanmış renk grupları var. Buradaki gruplardan istediğimizi Smart Art'ımıza ekleyebiliriz. Stile baktığımızda yine görsel olarak belge ile en iyi eşleşen efekt seçenekleri mevcut. 3 boyutlu görünüm yine bu stil grubundan uygulanabilir. Bu gruba yeni bir madde eklemek istersek grafik oluştur kısmında en yukarıda şekil ekleyi seçmemiz gerekiyor. Sonuna, önüne, üstüne, altına ekleme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Mesela sonuna eklediğimde direkt aşağıya bir tane daha alan ekledi. Buraya da mesela dördüncü kuşak
bilgisayarlar yazalım. Bir tane daha ekleyelim. Bu da 5. kuşak olsun. Şimdi bu 5. kuşağı mesela silmek istiyorum. Yanlış yazdım. Ya da önce yerini değiştirelim. Yukarı taşıyarak bakın sıralamanın değiştiğini görebiliyorsunuz. Aşağı taşıyarak en alta getirebilirsiniz. Silme işlemini gerçekleştirmek için bu grupta resim üzerine tıklayıp delete'e basabilirsiniz. Direkt zaten siliniyor. Geri aldım. Ya da metin alanında backspace ile yazıyı sildikten sonra madde işareti de silerseniz direkt o şekil oradan silinmiş olacaktır. İndirge ya da yükselt işlemleri liste gibi düşünürseniz bunları sağa sola kaydırmak için kullanılabilir. Mesela 3. kuşak bilgisayarları indirge dediğimizde bunu 2'nin altına alacaktır. Yükselt dediğimizde tekrar madde olarak, ana madde olarak sol tarafa kaydıracaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Metin alanını kapatalım. Düzenlerde değiştirme işlemini buradan da gerçekleştirebiliriz. Bakın direkt üzerine geldiğimizde Smart Art grafiğinin değiştiğini görebiliriz. İçeriye göre ekleyeceğiniz, slide ekleyeceğiniz bilgiye göre burada görsel grafikleri oluşturabilirsiniz. Tüm düzenler diyerek tekrar ilk baştaki liste grubuna gelip buradan da değişikliği gerçekleştirebiliriz. Yan tarafta Smart Art stillerinde renkleri değiştir kısmından yine tema renklerinde eklediğimiz Smart Art'a uygulayabiliriz. Vurgu, renkli ya da birinci tema renklerinden istediğimizi uygulayabiliriz ya da istersek kendi renklerimizi de oluşturabiliriz. Burada ben renkli vurgu 5-6'yı seçiyorum en sağdakini. Bununla ilgili stiller yan taraftaki listede görünecek. Yine beyaz çerçeve, düşük efekt, orta efekt ya da aşağı doğru indiğimizde 3 boyutlu görsellik burada mevcut. Burada da mevcut. Burada metalik görünümü seçtim. Şimdi en sonunda grafiği sıfırla ve dönüştür diye iki tane seçenek var. Grafiği sıfırla dersek ilk baştaki haline gelecek. Yani stiller, renklendirmeler standart haline gelecek. Sıfırlama işlemiyle geri aldık. Dönüştürme işlemiyle de bunu metne dönüştürebiliriz ya da şekle dönüştürebiliriz. İstediğimiz bir dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Metne dönüştür dersek gördüğünüz gibi listeli bir metine dönüştü. Geri aldık. Tekrar Smart Art'a tıklayıp tasarımdan dönüştüre baktığımda şekillere dönüştür dersek bu artık şekil grafik olmaktan çıkar. Yani Smart Art grafiği olmaktan çıkar. Şekil olarak değerlendirilir. Tek bir şekil gibi değerlendirilebilir. Ama grafik özelliği mevcut değil. Tekrar geri alıyorum. En son Smart Art'ta tasarımda burada sıfırlama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 4. slide'da anlatacağım, göstereceğim özellikler de bu şekilde. Smart Art ekleyerek slide'ımızdaki bilgileri görsel olarak sunabiliriz.